güzel bir soru. Bugüne kadar gelmemiş bir soru. Stratejik bir insanım, bunu sonuna kadar evet. kabul ediyorum ama... Bir sarışın bir daha vardı. Ay çeyrek altınlar geldi ya, ben gözlerime inanamadım. Adnan Kızıltaş, Adnan Kızıltaş yapan... Ceren de bunlardan biri, çok güzel bir kadın. Yani buradaki de en güzel kadın diyebilirim. Vallahi her şey olabilir. Böyle bir iftira atan bir insandan her şeyi beklerim. Evet. Sinan'a tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Efendim kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Adnan Kızıltaş var. Müştemilatlarda tir tir titreyip uyuyamadığı günlerden bu arkamda gördüğünüz koca villaya kadar ki serüvenini konuşacağız. Adnan. Vay 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 vay. Müştemilattan o soğuk titreyen deyince harbiden aklıma geldi. Ama çok güzel zamanlardı. Gerçekten biteli sadece 4 sene oldu biliyorsun değil mi? Evet. Yani o büyük maceranın biteli 4 sene oldu. Başlayalı 2015 Ekim'de başladık o serüveni ve 2017 Haziran'da bitti. Adnan bir şey soracağım. 4 sene geçti ama hiç kısmetse olurdan sende bir şeyler kaldı mı? Atlatamadığın ya da etkisi kaldı mı? Ya illaki ister istemez hala kısmetse olurla ilgili sorular geliyor. O kadar bitmiş olmasına rağmen neden oradaki ilişkimin bittiğini soranlar var. Oradaki olayların gerçek mi, yalan mı olduğunu hala soranlar var. Yani nasıl bir projeymiş ki insanları bu kadar içten etkilemiş. Bunları ben her zaman samimiyete bağlıyorum. Yani biliyorsunuz bizim olunduğumuz kuşakların hepsi reality show adı altında geçiyor. Ama bizimki bir show değil aslında. Gerçek hayatlardan oluşan bir pembe dizi diyorum ben her zaman bu duruma. Çoğu arkadaşımız çıktı bunlarla ilgili yalan dedi. Çoğu arkadaşımız işte başka şeyler söyledi. Evet işin içerisinde bazı olaylar vardı ama kişi bazlı bazı olaylar vardı. Yani aşk, oradaki yaşadığımız kavgalar bana göre yani gerçekti, gerçekten de gerçekti. Ha anlaşamadı, anlaşamayanlar oldu, ayrıldı. Buna ben de dahil olmak üzere. Sonuçta kimse ömürlük, evlenenler hemen boşanıyor. Bunu her zaman da dile getiriyorduk ama ister istemez çok, yani çok sahiplendiler. Yani biliyorsun 2017'de o dönemki arkadaşımla beraber, kız arkadaşımla beraber yılın çifti falan seçildik. Yani o derece fanlar abi işliyordu yani. Hep söylüyorum, hayatımda gerçekten çalıştığım bir işte bu kadar fanlar buraya gelmişti. Şimdi konu dağılmadan soracağım. Herkes genelde yalanlıyor demişti de. Aslında içeride bir yarış vardı. Evde kalma yarışı, işte bir ilişki yaşıyormuş görüntüsü vermesi de vardı ama gerçekler de vardı. Ben Adnan senin gerçek olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir rol yapmadan hakikaten çok büyük bir aşk yaşadığını düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle gerçekten de orada hissediyorsun. İster istemez bir evin içerisindesin. Çıkamıyorsun dışarı. Hep o evin içerisindesin. Dışarı çıksan da biliyorsun bize bir GPS saat takıyorlardı evet. her daim ki onlardan biri de sendin. Neredesin, evin etrafında görünmüyorsun tarzında devamlı arayıp beni kontrol etmeye çalışan da sendin. Şimdi GPS saatlerden sevdiğin kıza dışarıda ulaşamıyorsun, edemiyorsun, daha cezbedici geliyor. Niye? Eski zamanda da hani şimdi biz belki bilmeyiz ama bizim annelerimiz, babalar veya abilerimizin anlattığı bir durum vardı. Böyle kız arkadaşıyla görüşemeyince daha tatlı gelirdi. Evet. Görüştüğün andaki olay daha tatlı gelirdi. Biz aslında bunu daha yaşadık. Çok görüşmek istiyorsun. Tabii insanlar açıkçası YouTube olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. İnsanlar bize ahlakımızı bozuyorsunuz dediler. İşte o kız gidiyor ondan ona gidiyor, işte erkek ondan ona sekiyor falan diye. Aslında biz kimsenin ahlakını bozmuyorduk. Biz tutup bir araya geldiğimizde bile sadece en fazla yaptığımız şey el ele tutuşmaktı. Ama insanların gözünde biz sanki beraber olmuşuz, sanki o kırmızı odada kameralar kapatılınca farklı bir şeyler yaşıyormuşçasına yorumlar gelmeye başladı. Benim mesela vicdan azabı duyduğum şeylerden biri, biz oradaki kız arkadaşımla beraber ayrıldıktan sonra bir fanın çocuğunu düşürmesi. O derece üzülmüş. Çocuğunu düşürmüş ya. Benim açımdan büyük bir vebal olarak algılıyorum ben bunu. Yani güzel şeyler yaşadık. Güzel şeyler yaşanılabilir, bitebilir. Ama hala eserinin kalması bir yandan mutlu ediyor ama bir yandan da normal özel hayatımızı çok kötü etkileyebiliyor. Yani şöyle ki ben evlilik kararı falan aldım yani. Normal hayatımda artık işimi kurdum, düzenimi kurdum. Artık bir evlilik hayatına bürüneyim. Artık bir çoluğum olsun, çocuğum olsun. Ki bununla alakalı da Melis'in YouTube'unda bir şey demiştim. Hala onunla ilgili de saldırılar gerçekleşiyor.
Yani olmuyor. Niye? Devamlı önüne o getiriliyor. Devamlı oradaki ilişkin servis getiriliyor. Devamlı YouTube'daki o videolar getiriliyor. Instagram'daki videolar getiriliyor. Bazen kendi kendime diyorum ki herhalde benim artık bir özel hayatım kalmadı. Yani özel hayatım diye bir şey benim bu saatten sonra yok diyorum. Çok sıkıntılarını yaşadım yani. Gerçekten sıkıntısını yaşadım. Biz şöyle kamera arkasında yarışmacılara GPS takıyorduk. Benim bir aplikasyonum vardı. Hatta derilerini Tanju Babacan dikmişti. O kadar önemliydi o GPS'ler. Onlara takıp onları evine gönderdiğimde aplikasyondan bakıyordum. Kim kime gitmişse not alıyordum. Ertesi gün ceza yazıyordum. Müştemilatta da hep böyle kızlar ayrı, erkekler ayrı takılıyordu. Şimdi birkaç kişiyi daha konuk aldım. Herkese şey var. Hani ben artık kısmetse olurdan anılmak istemiyorum. Ben artık Adnan Kızıltaş'ım diyor musun sen de? Kendi markanı kurdun. Yani şöyle, ben de o durumu hiç istemiyordum. Ama ben o durumu kendi üzerimden kaldırabilmek için büyük bir topa girdim. Yani ne? Bir marka kurdum. Ve şu an büyüklerin oynamış olduğu, yani Şampiyonlar Ligi denilebilecek bir pozisyonda bir marka kurdum ve bu markayı oluşturmaya çalıştım. Bu dönemde bir marka oluşturmak çok zor. Ve şöyle bir risk aldım. Kendi adımı soyadımı koydum. Çok düşündük, çok istişareler sergiledik. Hani ne yaparız, ne ederiz? Adnan Kızıltaş gözlüğünde ya şuna bak, evlilik programından adam gelmiş, bir Adnan Kızıltaş yazmış, tabela asmış, dükkan açmış. Bu nasıl bir egodur diyebilecek insanları falan da düşündük. Ama riske girdim. Çünkü o kısmetse olur adının artık benimle beraber anılmasını istemiyordum. 4 senede çok güzel başarılar yakaladık. Kendi ve ekibim sayesinde, yani ben yakalamadım bu başarıyı. Çok sıkıntılar yaşadık. Bir gün inşallah bunu bir başarı hikayesi olarak konuşmak isterim. Çünkü gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Kısmetse olur bitmesine yakındı. Ben ilk mağazamı açtım Kızılay'da, bilirsin yani. Evet. İzdiham yaşandı. İlk mağazamı açtım. Daha sonrasında işte Handa teyzeyle beraber bir programa başladığımda, o dönemde bir Didem'le yani eski arkadaşımla beraber bir kötü bir durum oldu. Tamamen tekrar Ankara'ya dönmek durumunda kaldım. Döndüm. İkinci dükkanımı açtım. İkinci dükkandan sonra bir pastane açtım. Pastaneden sonra tekrar üçüncü bir mağaza açtım. Pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşadım. Pandemi döneminde 4'ü ve 5'i açtım. Şu an 5 mağazamız, bir tane pastanemiz var Ankara'da. Bir daha de Eskişehir'de. Çok şükür ben tutup da oradan bir oyunculuğa sıçramayı düşünmedim. Oyuncu olmayacağımı da biliyordum. Ama diğer arkadaşların hepsi bir oyunculuk kurslarına falan gittiler. Ama şu anda da görüyorsunuz ki kimse oyuncu olmadı. Çünkü evlilik programından gelip de oyunculuk pozisyonuna ulaşılamayacağını ben biliyordum. Dile de getirmeye çalışıyordum ama biliyorsunuz ki insanlar hani şu anki takipçi sayıları, şu anda da bulunmuş olduğumuz programda da biliyorsunuz, takipçi sayılarıyla sanki dünyayı ele geçirmiş gibi düşünüyorlar ama hiçbir zaman öyle değil. Gerçekten bir işi yapmak istiyorlarsa o işin ana yerinden yetişmek gerekiyor. Ben de tutup giyim sektörünü seçtim. Giyim sektöründe dipten yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum. Ve hala şu pozisyonda kendimi kalfa olarak görüyorum. Ve kendimin farkında olabilmek için de, yani hangi pozisyondayım bunu görebilmek için de çok büyük bir risk aldım. Ve doya doya modaya katıldım. Burada da ivme kazanayım dedin. Evet. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Finalde birinci olsaydın gerçekten evlenir miydin? Güzel bir soru. Bugüne kadar gelmemiş bir soru. Finali hiç konuşmuyoruz. Yani o günü asla konuşmak bile istemiyorum da. Sen eğer birinci çıksaydın hakikaten evlenir miydin? Büyük ödül bir tane evdi. Çok lüks bir sitede bir evdi. Evet. Ve hani birinci Cansel olmuştu. Onlar evlenmedi. İkinciye geçti ödül. Evlendi. Eğer sen birinci çıksaydın hakikaten evlenir miydin? Yani şimdi evlilik radikal bir karar. Her zaman da söylüyordum. Evlenir miydim? Yani annemin babamın rızasını almadan zor ya. Onların rızasını almadan evlenir miydim? Çok zor. Ama bir ev için evlenir miydim? Asla. Peki sen bir ilişki yaşıyordun. Ailenin rızası yokken mi yaşıyordun bunu? Yok yok, ailemin rızası tabii ki de vardı. Yani hiç kimse tutup da onun kişiliğine, karakterine asla bir şey söylemediler. Ama evlilik işte zor bir karar. Yani bakın program bitti. Ondan sonra evlenebilmek için çok şansım vardı. Ama işte bazı şeyler oturmuyor, yapamıyorsunuz. İş daha ağır basıyor. O dönemde de ne ağır bastı? Açıkçası insanlar aslında biraz daha etkiliyordu o baskıları. Ondan dolayı olmadı ya, nasip değilmiş diyoruz zaten. Sen gerçekten bir şeyler hissediyor muydun? Yoksa hakikaten yarışmanın formatı bir aşk yaşayıp burada daha çok kalabilmek için mi
bir şeyler yaptın. Ben ilk sene... Yani şimdi biraz stratejik bir insansın. Stratejik bir insanım, bunu sonuna kadar kabul ediyorum ama bununla ilgili de şöyle bir başarım olduğu için bunun arkasında durmak istiyorum. Ben ilk sene 1,5 ay bir ilişki yaşadım. Geri kalan 7,5 ay önce boyunca içeride ilişkisiz olarak kaldım. Yani ben vardım, Semih vardı. Ki Semih de bir süre sonra gittiğinde içeride tek bekar olarak ben vardım. Bir de Melis vardı bizim. Bir de deli kız vardı. Bir de işte adını bir de anmak istemediğim bir sarışın bir çirkef daha vardı. Yani onun harici içeride bekar olarak da kalan kimse yoktu. Yani ben zaten bekar olarak içeride kalabilme olayını göstermiş bir insanım. İkinci dönemde de gerçekten çok hızlı bir şekilde ilişki yaşandı ve uzunca bir süre de sürdü yani. En çok merak edilen bir şey var. Sizi içeride kısmet olur evinde sen bununla, sen şununla, sen bununla ilişki yaşa ya da sen bugün bununla kavga et gibi böyle direktifler veriliyor muydu? Onu kimse başaramazdı. Kendi çapında bir strateji kurmaya çalışanlar da zaten patladı biliyorsunuz. Yani belki de kızla dışarıda gel bir ilişki yaşayalım, ikimiz de içeride kalalım dediğinde nasıl kötü durduğunu sen biliyorsun. Yani öyle kimsenin git şununla ilişki yaşa gibi bir şey deme şansı yok. Çünkü çok zaten o ekrana o samimiyet yansımıyordu. Ondan dolayı da kısa bir zaman içerisinde ilişkiler bitiyordu. Program bir anda bitti rütüksel anlamda ve yayından kalktı. Bir dönem sosyal medyada devam edecekti. O da yürümedi. Bu program bittikten sonra ilişki ne kadar devam etti? Bir ay. Peki ondan önce iyi anlaşıyordun da o program bittikten sonraki bir ayda ne zaten yaşandı? İşte o dışarıda aynı olmuyor bazı şeyler. Çok baskı oluyor. Sadece insanlar tarafından, yani kendi içimizdeki yaşadığımız ilişki değil. Bir baktık ki ilişki biz ikimiz yaşamıyoruz. Yani binlerce, milyonlarca insan beraber yaşıyormuşuz ilişki. Ay çeyrek altınlar geldi ya, ben gözlerime inanamadım. Kadınlar, konular, komşular çeyrek altınlarla stüdyoya geliyorlardı. Yani, İzdihamdı. Ben yaşadığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Bugüne kadar da hiçbir şey konuşurken de utanmadım. Geçmişti, yaşandı. İyi veya kötü birçok şey yaşandı. Kötü yaşadığımız zamanlar da oldu ama şöyle bir arkana dönüp baktığında diyorsun ki anı. Yani. Bir anı. O yüzden kimse hakkında ben kötü konuşmuyorum. Kötü konuşmayacağım da. Gelecekle alakalı işte güzel planlarımız var. Tamamen artık oraya geleceğim. Gidiyoruz. Peki hiç kısmet olur defteri kapandı bitti gitti. Hiç görüştüğün arkadaşın var mı? Var var. Kimler? Semih. Evlendi zaten. Semih'le Melis. Diğerleri gitti. Tabii diğerleri gitti. Ay hemen bu bulunduğumuz bahçe aslında Adnan'ın değil de Adnan'ın da yaşadığı doya doya moda evi. Fakat Antalya'da, Ankara'da. Ankara'da. Anlat. Ya çok şükür. Yani bu kadar değil ama yine ailemi, hayallerime yakışır bir eve yerleştirdim. Onları gecekondu biliyorsun o zaman da çektiydik. Gecekondudan daha güzel bir yaşama sundum. Çok mutluyum, huzurluyum. Benim bu hayattaki en büyük başarım olarak aileme sunduklarım olarak düşünüyorum. Adnan şeyi merak ediyorum. Çünkü nankör bir insan değilsin de şunu diyebilir misin? İyi ki kısmetli olarak katılmışım. Şu anki durumumu ona borçluyum diyebilir misin? Tabii söyle. Hatta ben söyle bunu... hemen söyle. Patronlar hemen dinliyor. Bununla ilgili zamanda yanlış anlaşıldığım noktalar da oldu ama gerçekten de Adnan Kızıltaş yapan kısmetli olur oldu. Yani eğer kısmetli olur olmasaydı bir markayı o pozisyondan alıp belli bir pozisyona kadar getiremezdim. Bunun içerisinde kendi başarılarım da var ama ilk önce beni alıp buraya koyan tabii onların vesilesi oldu. Ellerinden öpüyorum kendilerini. Hiç demiyor. İşte benim stilimi çekiyoruz. Bir tane gelinin yanında bir damat. Ben de iteliyorum. Çekilin buradan. Bir baktım kara kuru bir şey. Sen dedim kimsin burada? Ben dedi işte damat dedi. Mihriban'la beraber podyuma çıkacağım. Şöyle bir dön bakayım dedim. Sen dedim kısmetse olur. Oradan buraya. Neyse doya doya moda evindeyiz. Burada da rahat durmadı. Sosyal medyada bakıyorum. İsmi birisiyle anılıp duruyor. Onu da çok merak ettiğim için geldim. Acaba diyorum aşk adamı burada da bir şeyler yaptı mı? Bir Ceren furyasıdır gidiyor. O konuya da gireyim. Sosyal medya yıkılıyor. Evet. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ama bir aşk adamlığı var yani. Ben güzel bakmayı seven bir adamım. Güzel kadınları da görünce böyle onlara bakmak da benim çok hoşuma gidiyor. Ceren de bunlardan biri. Çok güzel bir kadın. Yani buradaki de en güzel kadın diyebilirim.
Ama aramızda bu tarzda hiçbir şey olmadı. Bir hafta sadece arkadaşlık, takım arkadaşlığımız oldu. Güzel de bir takım arkadaşlığıydı. Sadece onunla kaldı yani. Takım arkadaşı olarak kaldı. Daha üzerine bir şey gelmedi. Burada da biraz böyle stratejik olarak gidiyorsun. Yaptığın hamleler var mı? Mesela alışverişlerde görüyorum. Bazen kıskandığın oluyor diğerlerinin fiziğine. Hiç böyle modada da varım diyor musun? Ya modada var olduğumu zaten burada her gösterdim. Zaman. Yani geldiğim günden beri aldığım puanlarla, yapılan yorumlarla, yani dışarıdaki arkadaşlar belki görüyorsundur. Sen daha iyi görüyorsundur. Yani içerideki çocuklarla dışarıda pek bir konuşma halim bile gerçekleşmiyor. Kimin kıskanıp kıskanmadığı belli oluyor zaten. Fizikleri gerçekten de Allah nazardan saklasın. Çok iyi çocuklar. Ama moda başka bir şey. Gerçekten de ben bu işe gönül verdim. Ve 4 senedir de bu işi yapıyorum. Rekabet olarak da geldim, 2 saat aldım. Bugün de finalimiz var, 3. saati de senin için alacağım. Ben o programda çalıştığım halde en çok merak ettiğim şey, programın sunucusuyla aşk dedikoduların çıktı adından. Bak, Seda Akgüller. Vallahi İyi billahi. Sordun. Yok, bak, bunu ben de çok merak ediyorum. Hemen bir cevabını alayım. Bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Beğene basın, arkadaşlarınızı önerin. Ben burada geveze gibi konuşuyorum arkadaşlar, unutmayın. Evet. Hemen bununla ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Benim Seda Akgüller. Evet. Hemen şunu söylüyorum. Benim Seda ablamla, benim gerçekten de canım ciğerim ablamdır. Sonrasında da devamlı görüşmüşüzdür. Hala da telefonla konuşmuşluğumuz da çoktur. Hala da takdir ettiğim insandır. Kesinlikle aramızda o tarzda bir şey olmadı. Sadece o yani küfür dahi etmek istemiyor. Ağzıma kötü bir şey de almak istemiyor. Bazı arkadaşlar vardı. Onların uydurması gündeme gelme politikasıydı. Kim merak ettim? Bu Gamze. Ha, Gamze bana evet hep öyle söyledi. Evet. O vardı, bir de biri daha vardı. Bu tarzda şeyler çıkarttılar ama yani Seda sana gizli böyle aşık mıydı Gamze acaba, ondan dolayı mı? Vallahi her şey olabilir. Böyle bir iftira atan bir insandan ben her şeyi beklerim. Seda abla izliyordur kendisi. Öpüyorum seni kocaman. Kal sağlıcakla. Efendim. Senin de YouTube'un hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Yönetmenimiz Ece'ye, kameramanımız sürekli hadi diyor. Ede'ye inanca. Sesçimiz gel, yüzün görürsün. Gel yanıma gel hadi Yekta. O meraklıdır kameraya çıkmaya. Evet, buraya. Melik. Melik zaten ayrı. Genelde saksafonda Zübeyra Bey. İşte her kim varsa. Bu programın da sonuna geldik. Abone olun, yorum yapın. Sen anons çek. Yorum yapın, abone olun. Evet. Sinan'a tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka bekliyoruz. Descafe sponsorunu da getirdi. Haydi Allah'a ısmarladık. Bravo.